Merhabalar sevgili izleyicilerim. Sizler için bugünkü tarifim tam mevsimine uygun muhallebili bal kabağı tatlısı. Ben bu Hokkaido kabağını kullanacağım. Almanya'daki marketlerde her yerde bulabiliriz Hokkaido kabağını. Sanırım Türkiye'deki büyük marketlerde de bulunuyor. Hokkaido kabağı yerine tabii ki bildiğimiz Türk bal kabağını da kullanabilirsiniz. İkisinin lezzeti birbirine çok yakın. Muhallebili bal kabağı tatlımız için gereken malzemeler: 1 kilo bal kabağı, 2 su bardağı şeker, 1 su bardağı su ile bal kabağımızı kaynatacağız. Aralarına koymak için 1 paket bisküvi kullanıyorum. Ve muhallebimiz için 1,5 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 paket sıvı krema, 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya şekeri ve 1 adet yumurta sarısı. Bunlar malzemelerimiz. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce kabağı soyacak yardımı ile soyuyorum. Soyacak yardımı ile çok rahat soyuluyor kabağımız. O yüzden soyacak kullanıyorum. Kabağımızı olabildiğince soyduktan sonra dilimliyorum. Kabağımızın içini güzelce temizledikten sonra dilimliyorum. Bal kabağını güzelce doğrayıp tencereye aldım. Şimdi üzerine şeker ve suyu ilave edeceğim. İlk önce şekeri katıyorum. Ve suyunu ekliyorum. Şimdi kaynamak için ocağı alıyorum. Bal kabağını ocağa aldım. Kaynayıp yumuşayana kadar yaklaşık bir yarım saat kaynatacağım. Bal kabağımız kaynamaya başladı. Şimdi ocağın altını kısıyorum ve kısık ayarda yaklaşık yarım saat kaynatıyorum. Bal kabağımız kaynarken kurabiyeleri robottan çekiyorum. Bu kadar yeterli. Çok güzel un gibi oldu. Şimdi ayarını kapatıp ocaktan alıyorum. Pişirmiş olduğum bal kabağı tatlımı şimdi blender yardımı ile püre haline getireceğim. Bu kadar çektiğimiz yeterli. Çok güzel bir püre oldu. Muhallebimiz için gereken bütün malzemeleri tencereye alıyorum. Unu, nişastayı, yumurtayı, vanilya şekerini, şekeri, sütü karıştırarak ilave ediyorum.
Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra ocağın altını açıyorum ve muhallebimi karıştırarak kaynatıyorum. Muhallebimizi kaynatırken muhakkak karıştıralım, dibine tutmasın. Muhallebimiz yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Hemen ayarını kısıyorum. Ve orta ayarda birkaç dakika katılaşana kadar kaynatıyorum. Muhallebimiz güzelce katılaşmaya başladı. Ocaktan alana kadar karıştıralım muhakkak. Yoksa dibine tutma riski çok büyük. Hem bu şekilde daha az pürüzsüz kıvam alıyor. Muhallebimiz çok güzel katılaştı. Şimdi ocaktan alıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Son olarak muhallebinin içine kremayı ilave ediyorum. Ve mikser ile güzelce çırpıyorum. Çok güzel pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Kıvamı çok güzel oldu. Son olarak muhallebili bal kabağı tatlımı pasta kalıbına yerleştireceğim. Arzu ederseniz cam kaselerde kullanabilirsiniz. Ben bugün pasta kalıbında yapacağım. Şimdi başlıyorum. İlk önce muhallebiden döküyorum. Bir kat muhallebiden döktüm. Şimdi üzerine bal kabağından yayıyorum. Bal kabağımız gerçekten rengi muhteşem oldu. Dikkatli bir şekilde yayalım üzerine. Bir kat muhallebi, bir kat bal kabağı tatlısını sürdükten sonra bir kat da çekilmiş bisküvimizden ilave ediyorum. Bisküviyi kaşık yardımıyla düzdükten sonra tekrar bir kat muhallebiden döküyorum. Yine üzerine bir kat bal kabağımız döküyorum. Tekrar bir kat bal kabağı sürdükten sonra yine bisküvi kaplıyorum. Şimdi üzerine kalan muhallebimi katıyorum. Muhallebimizin tamamını sürdükten sonra tatlımıza son olarak kalan bal kabağı tatlımızı yayıyorum.
Evet, tatlımız bu şekilde hazır. Şimdi buzdolabına koyacağım ve 3 ila 5 saat arası dinlendireceğim. Pastamız buzdolabına dinlendikten sonra kalıbından çıkartıyorum. Pastamı şimdi servis tabağına alıyorum. Pastamız gerçekten şahane oldu. Şimdiden görüntüsü çok güzel. Son olarak üzerini kavrulmuş fındık ile dekor edeceğim. Muhallebili bal kabak tatlımı son olarak kavrulmuş fındık parçacıkları ile dekor ettikten sonra servis için hazır. Bir de dilimleyip size iç kısmını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi şahane bir görüntüsü var. Misafirleriniz bu tatlıya bayılacak. Hem görüntüsü çok güzel, hem tadı mükemmel. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.